Ünlü yaşam koçu Şeyda Coşkun'u Kuruçeşme'de bir market çıkışı görüntülüyoruz. Efendim şöyle çok sosyal mesafeli kısa, nasılsınız? Teşekkürler. Şeyda Coşkun karantinada sıkılmaya başladığını ifade ediyor. Karantina günleri artık biraz tabii yavaş yavaş baymaya başladı. Bu arada bugün evet, şu anda nefes alamadım, o yüzden çıkardım. Şöyle takıyoruz biliyorum burnumuza. Artık maske alerji yapmaya başladı bende. Yaşam koçluğunu yaptığı isimlerle sürekli yürüyüş yapan Şeyda Coşkun, AVM'ler bile açılırken sahil yasağının devam etmesini eleştiriyor. Çok üzülüyorum. Alışveriş merkezleri açılıyor değil mi? Doğru muyum? Evet. Bir haber var değil mi? Sahili niye açmamalarına endişeliyim. Yani ben mantık bulamıyorum. Hani alışveriş merkezinin açıldığı bir ortamda sahil niye açılmıyor ki? Çünkü sahil daha çok insanın yürüdüğü bir alan. Okey, balıkçılar olmasın, çok kalabalıklar bir arada takılıyorlar falan ama. Sahilleri atmadır diye. Bence de o. Peki AVM'lerin açılması? İşte yani ben de onun arasında, ya bilemiyorum AVM'lerin nasıl açılacaklarını bilmediğim için. O açıdan yorum yapamıyorum ama bu dönem biraz böyle kendimce artık endişelerim var ve ben de daralmaya başladım. Hani bir nefes almak istiyorum. Devamlı olarak her çıkışta birilerine hesap vermek zor oluyor. Hiç kolay olmuyor. Yani her adımda polislere bir hesap veriyorsun. Evet. Hani seve seve veriyorum. Onların da görevi de. Bazen de gerçekten insan özgürce yürümeyi çok özlüyor. Değil mi? Size de olmuyor mu bilmiyorum. Sadece bana özgü bir durum bu. Şundan bir hafta önce böyle değildim ama şu son birkaç gündür bayağı kötüyüm yani. Çıkmak istiyorum, nefes almak istiyorum, boğuluyorum. Her salı bir devlet hastanesine giderek personele sağlıklı besinler dağıtan Coşkun, son olarak Beylikdüzü'nde COVID hastalarının olduğu bir hastaneyi seçtiğini belirtiyor. Sizden sonra bu sefer şeye gittik, Beylikdüzü'ne. Orada özellikle biliyorsunuz değil mi, COVID hastaları yatıyormuş. Evet. Başhekim çok tatlı ve çok sempatik bir adamdı. Çok güzel şeyler söyledi ve sağlıklı beslenmeye çok önem veriyormuş. Bizim Rus'ta da biliyor falan, baktı böyle içeriğine falan. Aa, az şekerliymiş dedi. O yüzden çok mutlu oldum. Götürdüğümüz yer doğru bir adresti. Hani herkes çok mutlu oldu. Ama tabii bununla kalmamak lazım. Daha birçok şey yapmak istiyoruz. Şimdi Ramazan, bir de hani Ramazan'la ilgili birçok şey yapmak istiyoruz. Bu iyilik nasıl bir şeyse böyle bulaşıcı gibi herhalde. Ne yapacaksa yapasınız geliyor. Kendinizi iyi hissediyorsunuz. Hani insanlar da böyle bundan dolayı çok mutlu oldukları için. Hani bu hastane rutunu bitirmeyi planlıyorum. Covid bitene kadar. Hani iklimin sonuna kadar en azından birçok hastaneye götürmüş olurum diye planlıyorum. İnşallah önümüzdeki haftada yine başka bir hastaneye gideceğim. İnşallah. Şeyda Coşkun, Anneler Günü için de taze çiçeklerden oluşan özel bir maske hazırlattığını sözlerine ekliyor. Hafta sonu da Anneler Günü. Evet. Anneler için de böyle çiçekli bir maske yaptırdım. Bu sefer konsepte uysun diye böyle taze çiçeklerden onları vereceğim. Bence buradan konuyu şöyle kapayım. Bütün annelerin, anne olmak isteyen bütün kadınların, kendini anne gibi hisseden bütün kadına Anneler Günü kutlu olsun. Sizin de Anneler Günü. Sağ olun. Ben de anneyim tabii. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Onlar yapalım.